Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün, 28 Aralık Perşembe, Doğu Karadeniz dışında, tüm yurtta parçalı bulutlu bir hava görülecek, gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Şimdi haberler. Anayasa Mahkemesi'nin, tutuklu vekil Can Atalay'ın ikinci başvurusu üzerine verdiği hak ihlali kararının, gerekçesi yayımlandı. Atalay'ın, keyfi olarak özgürlüğünden yoksun bırakıldığı belirtildi. Yargıtay 3. Dairesi'nin, AYM kararına uymayarak, Türk hukukunda bulunmayan bir karar verdiği ifade edildi. AYM gerekçeli kararında, Yargıtay kararı doğrultusunda milletvekilliği düşen, ancak AYM'nin hak ihlali kararı ile milletvekilliği statüsü iade edilen, Enis Berberoğlu ile Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili kararlarını örnek gösterdi. Gerekçeli karar, mahkeme kalemine ulaştı. Avukatların verdiği bilgiye göre, mahkemenin müzakeresi devam ediyor. Tipli vekiller ve partililer, Atalay hakkında karar verene kadar, Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı. Hatay'dan milletvekili seçilen tipli Atalay, mazbatasını almış ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na seçilmişti. Asgari ücret, gelecek yıl için %49 artışla 17.002 lira olarak açıklandı. İşverene verilecek destek, 700 liraya çıkarılacak. Türk İş Başkanı Atalay, taleplerinin en az 18 bin lira ve yılda iki kez zam yapılması olduğunu, uzlaşıya varılamadığını söyledi. Sendikalara göre, yalnızca Kasım ayı enflasyonu baz alınsa bile, asgari ücret yaklaşık 23 bin lira olmalıydı. Hakem Halil Umut Meler'e saldıran, Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. 12 Aralık'ta cezaevine giren AKP'li eski vekil Koca'ya, ömür boyu futboldan men cezası verilmişti. Savcılık soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan, gazeteci Can Ataklı hakkında, imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde, adli kontrol kararı verildi. Güney Koreli oyuncu Lee Sang-yeon, bir otoparkta aracında ölü bulundu. 48 yaşındaki oyuncunun intihar ettiği düşünülüyor. Oscar ödüllü Parazit filmindeki rolüyle tanınan Sang-yeon hakkında, esrar ve psikoaktif uyuşturucu kullandığı suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyordu. Lee'nin hafta sonu 19 saat boyunca ifade verdiği, soruşturma sonrası, televizyon ve reklam işlerini kaybettiği bildiriliyor. Almanya, bu yıl, 11.71 milyar euro değerinde silah ihracatına izin vererek, yeni bir rekora imza attı. Bu, geçen yıla oranla %40'lık bir artışa işaret ediyor. İhracatın 6.12 milyar eurosunu silah, geri kalanını ise askeri teçhizat oluşturuyor. 2023'te, sadece Ukrayna'ya verilen silah ihracatı izni ise, 4.15 milyar euroyu buldu. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus basınına yaptığı açıklamada, Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasına yönelik projenin, yakın zamanda onaylanacağı ve 2024'te hayata geçeceğini söyledi. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.